1. İkinci sınıf tekrar testleri, kimya 2. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. İkinci sınıf tekrar testleri, kimya 2. ünite cevapları. SEF 1. İkinci sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 144. SEF 1. Organik bileşiklerin yapısında C ve H atomları ile birlikte N, O, P, S ve halojenler de bulunabilir. Ancak yapısında C atomu bulunmasına rağmen CO, CO2, CS2 bileşikleri, CN ve CO iyonlarını içeren bileşikler, karbür sınıfı bileşikler, CaC2, Al4C3 gibi organik bileşik değildir. Organik olmayan bileşiklere anorganik bileşik denir. Tablodaki bileşiklerin türü organik, anorganik olarak ile işaretlenmiştir. Buna göre hangi bileşiklerin türü doğru işaretlenmiştir? A. Al2, B. Al4, C. Al2 ve 3, D. Al3 ve 4, E. Al2, 3 ve 4. Cevap E. İkinci, halk arasında kan şekeri olarak bilinen glikozun molekül formülü C6H12O6, basit formülü CH2O şeklindedir. Glikozu oluşturan elementlerin sadece atom kütleleriyle basit formülünden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez? A. Atomların türü. B. Elementlerin kütlece birleşme oranları. C. Atomların sayıları. D. Atomların sayılarının oranı. E. Atomların kütlece yüzde bileşimleri. Cevap C. Üçüncü, bir bileşikteki atomların türünü ve sayıca oranını en basit tam sayı ile gösteren formüle basit formül denir. Bileşiği oluşturan atomların gerçek sayısını gösteren formüle molekül formülü denir. C, H ve O elementlerinden oluşan bir bileşiğin 2,3 gramı analiz edildiğinde 1,2 gram C ve 0,3 gram H elementi içerdiği belirleniyor. Bileşiğin mol kütlesi 92 gram olduğuna göre molekül formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? H 1 gmol, C 12 gmol, O 16 gmol, A C2H4O4, B C2H6O2, C C4H12O, D C4H12O4, E C4H12O2. Cevap E. SEF 1 2. sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 145. SEF 4, karbon atomunun elmas, grafit, fulleren ve grafen olmak üzere çeşitli allotropları vardır. İki boyutlu allotropu olan grafen süper malzeme olarak bilinmektedir. Çünkü grafen tüyden hafif, çelikten sağlam, bakırdan çok daha iyi iletken, elmastan sert, saydam, esnek ve bilinen en sızdırmaz maddedir. Buna göre grafen ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? A. Daha hafif ve sağlam uçaklar üretilebilir. B. Her yöne bükülebilen akıllı telefonlar üretilebilir. C. Su geçirmeyen kıyafetler yapılabilir. D. Grafitten ayrıştırılarak elde edilebilir. E. Elektronik cihazları çok daha hızlı şarj edebilen piller üretilebilir. Cevap D. 5. molekül formülü, basit formülün kütle ya da atom sayısı cinsinden genişletilmiş halidir. Buna göre, I, molekül formülleri C5H10 ile C2H4 şeklinde olan bileşiklerin basit formülleri aynıdır. 2, basit formülü CH2O ve mol kütlesi 180 g mol olan bileşiğin molekül formülü Cf12O şeklinde olur. H 1 g mol, C 12 g mol, O 16 g mol. 3, 0,2 mol yakıldığında 0,4 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşan organik bileşiğin molekül formülü C2H3 şeklinde olur. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Al2. C. Al3. D. 2 ve 3. E. I2 ve 3. Cevap B. 6. karbon elementinin bazı allotropları ile ilgili bilgiler tablodaki gibidir. Eksallotropu bilinen en sert doğal maddelerden biri olduğundan cam kesici, delici, matkap uçları ve taş yontucu aletlerde kullanılır. Y allotropu kurşun kalem uçlarının yapımında, kuru pil üretiminde, makine parçalarının üzerine yapışabilme özelliğinden dolayı yağlama malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Z allotropu güneş pillerinde, hidrojen yakıt depolarında, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır. Buna göre X, Y ve Z ile ifade edilen karbon allotropları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Grafit fulleren elmas. B. Elmas grafit fulleren. C. Fulleren elmas grafit. D. Grafit elmas fulleren. E. Elmas fulleren grafit. Cevap B. SEF 1 2. sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 146 SEF 7. Tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? A. Basit veya molekül formülünden bileşiği oluşturan atomların türü bulunabilir. B. Basit formülü ile molekül formülü aynı olan bileşik olabilir. C. Molekül formülü, basit formülün kütle ya da atom sayısı cinsinden genişletilmiş hali şeklinde düşünülebilir. D. Bileşiğin basit formülünden atom sayıları her zaman bulunabilir. E. Basit formülü aynı, molekül formülü farklı olan bileşikler olabilir. Cevap D. 8. X2Y molekülünde X atomları dublet kuralına, Y atomu oktet kuralına uyduğuna göre, Y atomunun kaç çift ortaklanmamış elektronu vardır? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4 Cevap C. 9. Aşağıda O2 molekülünün Lewis formülüne ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre C2H5O molekülünün Lewis formülü ile ilgili. I. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 8'dir. 2. Ortaklanmamış elektron sayısı 4'tür. 3. İkili ve üçlü bağ içermez. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. IV2. C. IV3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. SEF 1 2. sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 147 SEF 10 yanda verilen Lewis formülüne sahip moleküldeki C atomu periyodik sistemin 14. grubunda, 1. grubunda yer almaktadır. Buna göre periyodik sistem kesitinde gösterilen X, Y, Z ve T elementlerinin Q elementiyle oluşturdukları bileşik moleküllerinin Lewis formüllerinden hangileri doğrudur? A. IV2 B. IV4 C. 2 ve 3 D. 2, 3 ve 4 E. I. 2, 3 ve 4 Cevap E. 11. şekilde bir karbon atomunun hibritleşen orbitallerinin enerji diyagramı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki moleküllerden hangisinde şekildeki hibritleşme türünü yapmış atom bulunmaz? B. H2O C. NH3 D. CH4 E. C2H6 Cevap A. SEF 1 2. sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 148 SEF 12 C2H6 molekülünde orbital örtüşmelerinden hangileri bulunur? A. Yalnız I B. IV2 C. IV3 D. 2 ve 3 E. I. 2 ve 3 Cevap B. 13. C atomu 4 tane sigma bağ yapmışsa hibritleşme türü SP3, 3 tane sigma bağ yapmışsa hibritleşme türü SP2, 2 tane sigma bağ yapmışsa hibritleşme türü SP'dir. Buna göre yapı formülü, şeklinde olan bileşikteki C atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 2. C atomunun hibritleşme türü SP'dir. B. 5. C atomunun hibritleşme türü SP2'dir. C. 3. ve 6. C atomlarının hibritleşme türü aynıdır. D. 7. C atomunun hibritleşme türü SP3'tür. E. 1. ve 2. C atomlarının hibritleşme türü farklıdır. Cevap E. SEF 1 2. sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 149 SEF 14. İki atom arasında oluşan ilk bağ sigma bağdır. Sigma bağı oluşmadan pi bağı oluşamaz. İki atom arasında ikinci ve üçüncü oluşan bağlar pi bağıdır. Tabloda bazı bileşiklerin yapı formülleri verilmiştir. Buna göre, i ikinci, min pi bağ sayısı en fazladır. İki üçüncü, nün pi bağ sayısının birinci, min pi bağ sayısına oranı 2/3'tür.
3, 1, nin sigma bağ sayısının, 2. Nin sigma bağ sayısına oranı 4 ve 7'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. IV 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap B. 15. bir atomun bağ oluşturması sırasında orbitallerinin enerji değişimi şeklindedir. Buna göre, I bağ yapımına 2s ve 2p orbitalleri katılmıştır. 2, atom sp2 hibritleşmesi yapmıştır. 3, bağ oluşumu sırasında atom önce uyarılmış sonra hibritleşmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. IV 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. SEF 1 2. sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 150 SEF 16. Bazı hibrit ve değerlik orbitallerinin örtüşmeleri şöyledir. Buna göre aşağıdaki moleküllerden hangisi verilen tüm orbital örtüşmelerini içerir? Cevap A. 17. karbon atomu 4 tane sigma bağ yapmışsa hibritleşme türü SP3'tür. Buna göre molekülünde kaç numaralı karbon atomları SP3 hibritleşmesi yapmıştır? A. 1 ve 6. B. 2 ve 3. C. 3, 4 ve 5. D. 1,4, 5 ve 6. E. 2, 3, 4 ve 6. Cevap D. SEF 1 2. sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 151 SEF 18. Aynı enerji düzeyinde bulunan farklı orbitallerin kendi aralarında örtüşerek eş enerjili yeni orbitaller oluşturmasına hibritleşme, oluşan yeni orbitallere hibrit orbitalleri denir. Şekilde bu olay gösterilmiştir. Buna göre, I, Y ile gösterilen kısım atomun hibritleşmiş halidir. 2, Z ile gösterilen kısım atomun SP hibrit orbitalleridir. 3, T ile gösterilen kısım atomun hibritleşmeye katılmayan orbitalleridir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız 3. B. IV 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. 19. kahve, çay ve kola gibi maddelerde bulunan kafein bileşiğinin 9,7 gramında 2,8 gram azot ve 0,5 gram hidrojen atomu bulunurken, aynı miktar kafeindeki karbon atomunun kütlesi oksijen atomunun kütlesinin 3 katıdır. Buna göre kafein bileşiğinin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? H 1 gmol, C 12 gmol, N 14 gmol, O 16 gmol, A Cihando, B Cihindo, C Cihindo, D Cihanov, E Cihninov. Cevap A. 20. atomlar arasındaki tekli bağlar sigma, ikili bağın birisi sigma birisi pi ve üçlü bağın birisi sigma ikisi pi bağdır. Aşağıdaki düz zincirli moleküllerden hangisinde diğerlerinden farklı sayıda sigma bağı bulunur? I6-7N8O B. C2-H5NH2 C. C3-H3NH2 D. C3-H6O E. C4-H3NH2 Cevap C. SEF 1 2. sınıf kimya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 152 SEF 21 C4 molekülü ve Lewis formülü ile ilgili. I 4 çift bağlayıcı elektron vardır. 2 tüm atomlar oktedini tamamlamıştır. 3 C atomunun hibritleşme türü SP3'tür. Yargılarından hangileri doğrudur? I6C A yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. 22. bir bileşikteki atomların türünü ve sayıca oranını en basit tam sayı ile gösteren formüle basit formül, bileşiği oluşturan atomların gerçek sayısını gösteren formüle molekül formülü denir. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinin basit formülü ile molekül formülü aynıdır? A. C2H6 B. C3H6O3 C. C6H6 D. C5H10O2 E. C4H8
Cevap D. 23. tabloda N2 molekülüne ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre Lewis formülü, RR şeklinde olan F2 molekülüyle ilgili. I. Ortaklanmamış elektron sayısı 6'dır. 2. Bağ sayısı 1'dir. 3. Ortaklanmış elektron çifti sayısı 1'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. IV 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. SF1 ikinci sınıf kimya tekrar testleri ikinci ünite çözümleri sayfa 153 SF24 karbon atomu 2 tane sigma, 2 tane pi bağ yapmışsa hibritleşme türü SP'dir. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde karbon atomu SP hibritleşmesi yapmamıştır? A. HCH B. SCS CH CN D. OCO EH CCH Cevap A. 25. sadece karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 4,4 gramı yeterince oksijenle tamamen yakıldığında 0,3 mol CO2 ile bir miktar H2O oluşmaktadır. Buna göre organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? H 1 gmol, C 12 gmol, A CH3, B C3H4, C CH2. D. C3H8 E. CH4 Cevap D. 26. bir organik bileşiğin tamamen yanmasına ait kütle zaman grafiği verilmiştir. Grafikte X ile gösterilen organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? B. C2H3 C. C2H6O D. CH2O E. C3H8O3 Cevap E. SF1 ikinci sınıf kimya tekrar testleri ikinci ünite çözümleri sayfa 154 SF27. Elmastaki her bir karbon atomu çevresindeki diğer 4 karbon atomu ile bağ oluşturur. Düzgün dört yüzlü geometriye sahip kristal yapı oluşturan bu bağlar çok kuvvetlidir ve elmas bilinen en sert maddelerden biridir. Grafitin erime sıcaklığının 3500-3527 derece çok yüksek olması, onun ısıya karşı dayanıklı olmasını sağlar. Grafen çelikten 6 kat hafif, yoğunluğu ise çelikten 6 kat daha düşüktür. Çelikten 6 kat daha sert ama 13 kat daha fazla esneme yeteneğine sahiptir. Buna göre, görsellerdeki maddelerden hangileri verilen bilgilerdeki karbon allotroplar herhangi birinin kullanım alanı olabilir? A. Yalnız I. B. IV 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 28. basit formülüyle molekül formülü aynı olan CnH2'ne 2 bileşinin 8,8 gramı yeterince oksijen ile tamamen yakıldığında 26,4 GCO2 bileşiği ve bir miktar H2O bileşiği oluşuyor. Buna göre bileşik molekülünde I S S P 3 2 S P 3 S P 3 3 S S Orbital örtüşmelerinden hangileri bulunur? A. Yalnız I B. Yalnız 3 C. IV 2 D. IV 3 E. 2 ve 3 Cevap C. SF1 ikinci sınıf kimya tekrar testleri ikinci ünite çözümleri sayfa 155 SF29 Elmas, yapısındaki her bir karbon atomu çevresindeki diğer 4 karbon atomu ile sadece sigma bağ oluşturur. Düzgün dört yüzlü geometriye sahip yapı oluşturan bu bağlar çok kuvvetlidir. Bu yüzden elmas doğadaki en sert maddelerden biridir. Ayrıca elmas ısıyı çok hızlı iletebilir ancak elektrik iletkenliği yoktur. Grafit, yapısındaki karbon atomları altıgen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir. Bu altıgen halkalar tabakalar halindedir. Tabakalar arasında zayıf bağlar bulunur. Grafit, elmas gibi ısı iletkenliğine sahiptir. Yapısında bulunan pi bağlarından dolayı elektriği de iletebilir. Grafitin erime noktası çok yüksektir. Yukarıda karbon elementinin en yaygın allotroplarından olan elmas ve grafit ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre I. Elmas, cam kesici ve taş yontucu olarak kullanılabilir.
2. Elmasın yapısında pi bağ olmadığından elektrik iletkenliği yoktur. 3. Grafitin daha yumuşak olmasının sebebi altıgen tabakalar arasında zayıf bağlar içermesidir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnızlığı. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 30. bileşiği ile ilgili. I. Organiktir. 2. Suda iyi çözünür. 3. Bir molekülü 9 tane sigma, 2 tane pi bağ içerir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 1. İkinci sınıf tekrar testleri kimya ikinci ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.